Arkadaşlar yeni bir araç aldım. Ford Mustang. Ford Mustang içerisinden manzarayı izliyoruz arkadaşlar. Bugün ders yapmayacağız. Ford Mustang'in özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Keşke öyle olsaydı diyebilirim. Bugünkü dersimizde aslında buradaki 3D model içerisinden, Enscape'deki model içerisinden kaplama yapacağız arkadaşlar. Modelimiz bu. Arkadaki manzaramız ve şu karşı manzara. Biliyorsunuz en son Texture Fan'ı takip edenler en son araç içi ile ilgili bir doku geliştirmiştik arkadaşlar. Şurada bu dokuyu kullanabiliriz. Yani burada kullanılacak bir doku. Buranın bir dokusu. Araç içi döşeme dokusu arkadaşlar. Bu doku aslında uzay gemilerinde, araç içi mekanlarında, karavan tasarımlarında, dekorasyon malzemelerinde kullanılacak bir malzeme arkadaşlar. Onu göstereyim. Biliyorsunuz birkaç gündür, hatta birkaç haftadır Texture Fan'la ilgili bazı önemli bilgiler veriyorum. Arkadaşlar kaplama, yani doku dediğimiz olay çok önemli bir olaydır. Kaliteli görselleştirmenin, gerçekçi görselleştirmenin temelinde ve tabanında doku çok önemli bir yer almaktadır. Biz modelde görselleştirmeyi anlatırken modelleme, tasarım, kaplama yani doku kullanımı, ayarlar diye bazı maddeler sıralıyoruz. Bu maddelerden doku zaten olmazsa olmazdır arkadaşlar. Kaliteli doku kullanmadığınız sürece o etkiyi alamazsınız. Biz de bakın şu kısımda plastik bölümünde araçla ilgili bir bölümümüz vardı. Bakın şurada asset kısmına geldiğinizde şuradan plastik kısmına gidelim. Şuradan plastik kısmından en son eklemiş olduğumuz bakın car interior plastik tekstüre. Burada kar yazmasına bakmayın. Zaten burada bunları her türlü malzemede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuradan şu malzemeye bakalım be. Bakın şöyle bir malzeme. Aslında biraz fiberi andıran bir malzeme olduğu için böyle bir işlem yapma gereği hissettim. 4K kısmından bunu buradan download butonuna basarak indirebilirsiniz. Bakın geri sayımdan sonra download gelecektir. Siteye nasıl kayıt olmanız gerektiğinde bundan bir önceki derste ben anlattım. Onu da izleyerek kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Download dediğinizde inecektir. Tabii ben indirdim. Benim kaplama arşivimde durduğu için o kısmı göstermiyorum. Şimdi burada şu kısımda, aracın şu kısmında arkadaşlar biz bu kaplamayı kullanacağız. Şu kısımda arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanabiliriz ve kanalları nereye atabiliriz? Dokumuz bu. Bakın şöyle bir doku var araç içerisinde. Şimdi bu araçları da ben daha sonra paylaşmayı düşünüyorum. Facebook grubumuz üzerinden bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. O etkinlik üzerinde Texture Fan kaplamalarını kullanarak bir görselleştirme yarışması düzenleyeceğiz. O yarışmada bu araçları da kullanabileceksiniz. Değiştirmek istediğim dokuyu seçiyorum arkadaşlar. Bu deriymiş. Bakın deri kaplama kullanılmış burada. Damalı bayrağı tıklayarak damalı bayrakta Enscape ekranını açıyorum. Kaplama ekranını. Damalı bayrağımla kaplamamı tekrar seçtim. KJPEG olarak verilmiş ismi. Bunları kapatıyorum. Bunları kapatarak ayarları bir sıfırlıyorum arkadaşlar. Çünkü ben burada kaplama istemiyorum. Şunları kapatayım. Bakalım. Evet. Kaplamam sıfırlandı. Tekstüre kısmından bakın beyaz hale döndü. Tekstüre kısmından ben kendi kaplama kütüphanemden plastik kısmına gidiyorum. Car plastik bir kısmıydı sanırım. Bakalım bir ekran görüntüsüne bakalım nasıl görünüyor. Evet bu kaplama. Bu veya deri renginde de olabilir. Deri renkli olan var mı ona bakalım bir. Şunlar biraz daha yakın ama bunlar da çok uyumlu olacağını ben düşünmüyorum. Denesek mi acaba? Bu da değişik durabilir aslında. Çok farklı bir kaplama çeşidi. Renk olarak farklı duruyor. Neyse 6 olsun. Hadi 6 olsun. 6'yı deneyelim. 4K kısmından Base Color'u seçtim. En baştaki kısma. Texture Color kısmına. Bakın Base Color. Texture Color kısmını seçtim arkadaşlar. Buradan bakalım kaplama büyüklensin. Nasıl duruyor ona bakalım arkadaşlar. Çünkü burası eğimli bir yüzey olduğu için eğimli yüzeye attığım kaplama karmaşık duracaktır. Tabi burada da aynı olay söz konusu. Bakın burada da kaplama düzensiz duruyor. Düzensiz durmasının amacı UV'lerin kaplamanın buraya oturmaması arkadaşlar. Bunu oturtmak için ben şöyle bir araç kullanıyorum. Araç seti. Vray'deki araç setlerinden 3D Planner Project veya yanındaki 3D Planner Project Fit kısmını kullanıyorum.
Mesela bakın bunu komple seçtim. Bakın seçtim bunu. Fit derseniz kaplamayı tam oturtturur üzerine arkadaşlar. Tam üzerine, yüzeyin üzerine oturtturur. Önemli bir konudur bu. Arazide de peyzaj mimarlarının kullanabileceği bir komut olabilir. Veya yastık yorgan komutlarında eğimli arazide bu komutu kullanabilirsiniz. Bastım. Bakın çok küçük geldi. Hatta oran ve orantıda bir problem olabilir. Ama şöyle bir durum var. Kaplamayı az çok oturtturdu diyebiliriz. Yani orantılı olarak oturtturdu diyebiliriz. Diğerini deneyin. Diğer kısmı deneyin bakalım nasıl bir sonuç verecek bize. Onu deneyelim. Yani kaplamanın evet şu anki durumu daha güzel arkadaşlar. Tabi biraz büyük duruyor. Yani kaplamanın bu kadar büyük durması iyi değil. Edit kısmına girdim. 144.5 santim görünüyor. Bunu 50 yaptım. O yuvarlıkların biraz daha yarı yarıya daha düşük olmasını istediğim için böyle yaptım arkadaşlar. Çünkü pütürlü bir yüzey olacağı için bu. Oradaki pütürlü yüzeyi daha iyi hissetmek için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın şu anki durumu gerçekten güzel duruyor. Şu an fena değil. Aynı durumu şurada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurayı basalım. Bu V kısmında, yardımcı araçlar kısmında şu aracı kullandığınızda aynı sonucu siz de alacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi eğimli arazilerde kullanılan, eğimli kısımlarda kullanılan bir işlem. Şöyle gelelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi render'da nasıl görünüyor? Render'da böyle görünüyor. Bakın. Şu anki duruşu bu şekilde. Tabii buna biz bump ve reflection kısmını verdiğimizde daha farklı duracaktır. Şimdi yine damalı bayrağı tıkladım. Ayarlarıma geldim. Height map dediği kısım kabartı. Hani bir malzemenin pürüzlüğü vardır. Yani siz ahşap bir yüzeye dokunduğunuzda veya plastik bir yüzeye dokunduğunuzda hafif bir pütürlük, yani tırtıklı kısım hissedersiniz. İşte bu kısım buradan yapıyoruz. Normal map'e geldim. Klasör simgesine bastım. 4K olarak indirmiş olduğunuz kısımda mavi olan kaplama normal map'tir arkadaşlar. Bakın unutmayın. Normal map mavi olan kısımdır. Bakın normal de yazıyor burada. Aç dedim. Normal map gelir buraya. Bunun oranı şurada bir yerdir. Oran kısmı. Yüklensin. Yüklendiği zaman bakın geldi. %100 bir oranda. Bakalım. Render kısmımıza gidelim. Render kısmımız nerede? Burada. Niye görünmüyor? Şunu bir aşağı indirelim. Bazen bu Enscape'de de bir bazı hatalar olabiliyor. Hatta son sürüm çok randımanlı gelmedi bana. Bakın şurada bir o doku üzerinde hafif bir pürüzlük yüzeyi var. Tabii onun için burada şeyin gelmesi lazım. Işığın buraya tam anlamıyla gelmesi lazım ve diğer dokuyu da yerleştirmemiz gerekiyor. O yüzden tekrar kaplama kısmına geldim. Bakın bunu artırdığımda arkadaşlar şurada hafif bir kabartı artıyor ama bunu tam hissedemedik. Çünkü ışığın tam anlamıyla gelmesi lazım ve reflection map'i de buraya koymamız gerekiyor. Yine reflection map için buna tıklıyorum. Klasör simgesine gelen kısımdan glossiness veya reflection kanalını yüklememiz gerekiyor. İşte bu aslında Enscape'in son sürümünde böyle bir olay var. Bu aslında bu pencereler bu kadar geç gelmiyordu arkadaşlar. Geç gelmeye başladı. Glossiness kanalı burada bakın. Burada glossiness kanalı, roughness kanalı burada. İkisini deneyerek ikisi arasındaki farkı ikiniz yani bakarak gözetebilirsiniz. Aç diyorum. Bakın o yüklensin glossiness kanalı. Şuraya bakalım be. Bakın arkadaşlar. Arasındaki farkı görmek için. Şöyle dönelim. Şöyle bakalım. Buraya ben biraz güneş çevirerek ışığın yönünü buraya alacağım arkadaşlar. O şekilde bir gösterim tarzı yapacağım. Ve aslında buradan bakın şu kısımdan glossiness kanalından şu başa geleyim. Buna basarak tekrar onu şu roughness kanalıyla değiştirebilirsiniz. Roughness da biraz daha parlama fazla olacaktır. Bakın buradaki etki roughness etkisi daha iyi oldu arkadaşlar. Daha güzel görünüyor. Daha güzel bir etkiyle karşı karşıyayız. Aracın havası tamamen değişti bu renkle beraber bakın. Fena da durmadı arkadaşlar. Gayet güzel durdu. Aracın rengi zaten koyu renk. İçeride turuncu mu? Bu renk herhalde ona benziyor. Yaptığımız zaman çok güzel bir görüntüyle karşı karşıyayız. Tabii etki için yakından render almak gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben çalışmaya döndüğümde, şu çalışmaya döneyim. Burada bir
Yine bir kasılma meydana geldi. Niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Sinir bozucu aslında. Şunu hafiften şöyle kaldırayım. Metalik kısmı oynamayacağız. Normalde diğer kaplama çeşitlerinde metalik kısımlar da var. Yani burada metalik içinde siz biraz buraya malzeme ekleyebiliyorsunuz. Diğer malzemelerden, bizim indirmiş olduğumuz malzemelerden ekleyebiliyorsunuz. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Şuradan şöyle bir render alalım. Hem manzaraya karşı hem döşemeyi gösterelim. Şu ayarlardan, göz simgesinden şu ultra yüksek kalite imaj kısmı altı kontrast yaparsak böyle kalıyor. Shadow rengini, shadow kısmını biraz azaltalım. Şu böyle kalsın. Atmosfer kısmından bizim sisle işimiz yok. Güneşi düşürelim biraz. Sky kısmından şu HDR ışığını biraz açabiliriz. Güneşi biraz istiyorum böyle kalsın, güneş olması ideal. Output kısmında, şu sky kısmında rotation kısmıyla biz bu güneşi çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel görünüyor şu kısım. Bak güneş düştüğü. Tabii güneş şu şu kısmı 4000'li, 4500 değere getirelim. Rotation'dan şöyle bu kısmı da şöyle yapalım. Evet. Hem şuna görünsün hem bu taraf görünsün. Şöyle yaptığımızda Mustang'in içerisinden şöyle bir, tabii dış mekanda ben şey almadım. Yani şu kaputun render'ını almadım. Ya yani kaplamasını yapmadım. Sadece şu kısım için bir işlem yaptık. Bakın şöyle baktığımızda bir render alalım ve bakalım arkadaşlar nasıl görünüyor render'da. Çünkü render'da sıkıştırma olacağı için daha güzel görünecektir. 4K'dan bir render alalım. Bakalım nasıl görünecek. Şu anki durum biraz güzel. Biraz da kaplamaların o yuvarlakların kısımlarını küçültürsek daha güzel görünecektir. Biraz büyük duruyor. Çünkü fiber dediğimiz olay biraz daha, yani fiber glass denilen maddenin biraz daha şu kısımlarının, yani şunların biraz daha küçük olmasına fayda var. Bakın şu anki durum çok pürüzsüz ve çok yumuşak bir hat. Yani plastik hattını gösteriyor bize. Plastik bir malzeme olduğu için plastiğe benzer bir malzeme diyeyim daha doğrusu. Masa üstüne gidelim. Almış olduğumuz render. Bakın arkadaşlar şurada. Tabii bu direksiyonun bu tırtıklı olmasını anlamayın. Direksiyonun üzerindeki bir kaplama var. O düzeltilmesi gerekiyor. Bakın şurada. Biraz daha bunu küçülttüğümüzde daha güzel görüntü alacağız. Daha gerçekçi görüntü alacağız. Onu şöyle yapalım arkadaşlar. Şu 50'ymiş. Bunu 20 yapalım arkadaşlar. 20 yapalım. Daha güzel duracaktır bence. 20 olunca bakalım nasıl görünüyor. 20'de de çok şey oldu. Çok düştü. O zaman tekrar döneriz çalışmaya. Tabi dönebilirsek, bir dönemiyoruz çalışmaya çünkü izin vermiyor. 30 diyelim. Yani hafif o tırtıklık görünüyor görünmüyor cinsinden bir işlem yapmamız gerekiyor. Evet, bakın bu render ekranı olmasına rağmen render ekranı şu an gelmedi. Şöyle yapalım. Şunu bir kapatayım arkadaşlar. Şunu yan tarafa alalım. Bu arada o ekran gelene kadar ben size bir şey göstermek istiyorum. Texture Fan sitesinden doku indirmek ve kayıt olmak isimli videoyu buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu videoyu ben yayınladım. Onu izlerseniz sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü doku indiremediklerini söylüyor bazı arkadaşlarımız. Oradan verdim ve yayınladım. Çok basit, çok basit olarak atlamış olduğunuz bir kısım var arkadaşlar. Register butonu var. Aslında tam görünüyor. Register butonuna basmadığınız için görünmüyor. Yani şey, kayıt olmuyorsunuz. O yüzden öyle bir durum söz konusu. Bu ekranda gelmedi. Tekrar yapalım ekran için. Tekrar render ekranını başlatmak için şuradaki Escape butonuna basıyorum arkadaşlar. Yükleme ekranı biraz bekletebilir. O yüzden ben pause yapıyorum. Tekrar render ekranı geldiği zaman görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekran geldi. Şuradan tekrar biz kaldığımız yerden şu, bakın şu anki durum daha güzel. Yani belli belirsiz olması gerekiyor. Zaten o şu an biz insan gözünden baktığımızda, şu şekilde baktığımızda o dokunun gerçekten şu şekilde görünmesi lazım. Şöyle bakıp manzaraya karşı bakalım şöyle.
render aldığımızda tekrar bakalım nasıl görünecek. Bunu 02 yazalım. Kaydet butonuna bastım. Render kısmında bir sıkıştırma ve ışık hesaplaması yaptığı için arkadaşlar görüntüyle render arasında bir fark oluşuyor. O fark için bakın bu exporting image diyor ama orada bir yine bir render işlemi yapıyor. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz görüntüyle render çıktısı arasında da fark var. Kalite farkı var. Bakın iyice sıkıştırdı ve görüntü bu şekilde çıkıyor. Gidelim bakalım nasıl görünecek. Tabi uğraşılırsa çok güzel, çok gerçekçi görüntüler alınır arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. 02 demiştim. Şu. Bakın şöyle yanlışayım biraz. Bakın 3 zoom yaptım. 4 yani 5 zoom'da bile bozulma yok hala. Güzel bir görüntü. Şöyle bakıldığı zaman şu anki görüntüyle çok güzel arkadaşlar. Bu arada bizim Facebook sayfamızdan haberi olmayan arkadaşlarımız var grubumuzdan. Facebook grubumuz SketchUp Türkiye arkadaşlar. SketchUp Türkiye grubu. Şuradaki 35.200 binlik bir üyeden bunu anlayabilirsiniz. Türkiye'nin en kalabalık gruplardan bir tanesi. Maşallah. Burada işte bizim yayınlamış olduğumuz konular var. Siz de konuları yayınlayabilirsiniz. Videolarımızı izleyerek grup adresimizde YouTube kanalımızdan izlemiş olduğumuz videonun sonucu olarak yayınlayabilirsiniz. Yarışmalarımızı buradan yapıyoruz. Buradan duyuruyoruz. Her türlü duyurularımızı, yarışmalarımızı buradan yaparak buradan duyuruyoruz. Buradan da katılabilirsiniz arkadaşlar. Yine videolarımızı beğenerek yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için faydalı içerikleri yaparak görselleştirmenin hem eğlenceli kısımlarını hem de kaliteli olan kaliteye odaklanma kısımlarını sizler için anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü kalite önemli bir kısım. Kimden öğrendiğiniz önemli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz sohbet edelim isterseniz. Hem manzaramızı düzeltelim. Yine bir neyse böyle kalsın. Ha bu tabii resim ya. Resim çevirmeye çalışıyorum ben. Şöyle yapalım. Şimdi kaliteli görselleştirme arkadaşlar birçok maddeyle ilgili. Bunlardan bir tanesi de sizin öğrendiğiniz öğretici kişi, öğrendiğiniz kaynak çok önemli. Kimle berabersiniz, kimle beraber oluyorsunuz? O çok önemli. Vizyon sahibi insanlarla beraber olursanız sizin gelişiminiz de o denli büyük olur. Ama etrafında kendini hiç geliştirmeyen, pasif durumda olan bir insanla beraber olduğunuzda da gelişiminiz ilerlemez. Bunu şöyle açıklayabiliriz bir örnekle. Yani evden çıkmayan bir insanla evden çıkan insan arasındaki etkileşim durumu fazla olacağı için sizin hangi videoyu, hangi kanalı takip ettiğiniz, hangi insanlarla beraber olduğunuz, okuduğunuz kitaplardan tutun da bulunduğunuz ortama kadar her şey çok önemli. O yüzden kişisel gelişim veya insan gelişimi sadece program odaklı bir durum değil. Kendinizi çok farklı şekillerde geliştirmeniz gerekiyor. Doku konusunda mesela biz doku üretimi yapıyoruz ama doku üretimi yapmadan önce malzemenin nasıl olduğunu bir dokunarak, hissederek malzemenin nasıl üretildiğini bir bilmeniz gerekiyor. Yani bunu beton olarak, ahşap olarak nitelendirebiliriz yani. Nerede neyin nasıl kullanılacağını bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok geniş süreçler ve zaman alan süreçler ama imkansız değil. Yani bunu zaman harcayacağınız kısım Instagram'da hikaye kaydırmalar değil de kendi gelişiminizi yapacağınız kısımda olmalı. Yani şu an hani biz bize bir konuşma, sohbet içerisinde olduğumuzu düşünürsek genç arkadaşlarımızın çoğu sosyal ortamda çok fazla vakit kaybediyor arkadaşlar. O yüzden sosyal ortam veya sosyal platformlar insanın algısını ve üretkenliğini engelleyen bir kısım. Yani siz Instagram'da, Facebook'ta veya farklı yerlerde çok fazla zaman harcadığınızda otomatik olarak sizin üretkenliğinizi bozan bir duruma geliyor. Bunda zaten farkındasınız. O yüzden sizin üretkenliğinizi, sizin gelişiminizi artıracak videolar izlemeye, o kısımlarda vakit harcamaya özen gösterin. Benim tavsiyem, yani kişisel bir tavsiye. İster uyarsınız, ister uyumazsınız. O sizde kalmış bir durum arkadaşlar. Bizim de zaten bu videoya çıkma amacımız hem kendimizi hem etrafımızdaki insanları, bizi izleyenleri geliştirip onların daha iyi yerlere gelmesini sağlamak arkadaşlar. Zaten bu tür bilgileri hani benden başka hani veren bir YouTube kanalı ben görmedim. Bu konuda kendimi de rahatlıkla övebileceğimi düşünüyorum. Daha fazla bilgi vermek için uğraşıyorum.
sizlerden istediklerimiz de videoları beğenmeniz, yorum yazmanız, katıl butonundan bize destek vermeniz arkadaşlar. Onun haricinde yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece ilgili alanlara da bizim videolarımızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bazen dersler çok uzun olabiliyor, bazen az olabiliyor. Ben keyifli anlattığımı, eğlenceli anlattığımı düşünüyorum. Sizin de önerileriniz varsa ders içerikleri konusunda, yani şunu da çekebilirsin dediğiniz içerikler varsa onları da beklerim. Sevgiler, saygılar. Tekrar diğer derslerimize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.